Bugün tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde son grup toplantısı, açık son grup toplantısı yapıldı. Orada Muharrem İnce bir cumhurbaşkanı adayı gibi karşılandı aslında. Ama asıl öteden biri adı geçen cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici daha grup toplantısı başlamadan gazetecilerin sorusu üzerine %90 oranında adayın Muharrem İnce olduğunu, bu yüzden sabah kendisini arayıp tebrik ettiğini belirtti ve kendisi de milletvekili adaylığı için başvurdu. Her Muharrem İnce net bir yanıt vermedi. Ben onu ilk aradığımda da bana şöyle söylemişti. Cuma günü aday açıklandığında ben onu destekleyeceğim demişti. Benim destekleyeceğim biri olacak ve çok sevineceğim biri olacak demişti. Ben bunu da bana ulaşan aday Muharrem İnce bilgisine delil olarak kabul etmiştim. Bugün itibariyle de esasen değilim demedi, açıklama yapmadı. Ama gün içinde başka bir belge daha edindik biz. O da bugün Cumhuriyet Halk Partisi yarın sabah 10'da Ahmet Tener Kışlalı Spor Merkezi'nde spor merkezinin spor evet. salonunda Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Yarın salona asılacak olan Muharrem İnce ile ilgili afişlerin bugün matbaada basıldığına dair bilgi ve basımı sırasındaki afişlerin birer fotoğrafını aldık ve Hürriyet yayınladık. Burada Muharrem İnce'nin fotoğrafının yanında Cumhurbaşkanlığı forsu da yer alıyor ve Muharrem İnce için Türkiye'de Türkiye'de güvence Muharrem İnce sloganı kullanılıyor ee, ve gün içerisinde edindiğim bilgilerde şunu söyleyebilirim herhalde %99 yani %1'lik payı da Türkiye'nin şartlarına CHP'nin şartlarına bağlayarak izah edebilirim ama %99 %99 Muharrem İnce neden açıklama yapmıyor? o diyor ki e, genel başkanım açıklama yapmadan e, ben açıklama yapmayı doğru bulmuyorum ama şunu söylemek istiyorum dedi kendisi yani işte Abdullah Gül ve Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki diyaloğu söyledi. İki birbirine kardeşim diyen insanın geldiği aşamayı düşünün ama karşısındaki defa rakip olarak çıkmış beni aday gösteren bir genel başkanı düşünün diye bir kıyaslama yaptı kendi açısından.